Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı kolay iki şişle güzel bir örgü modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanıyorum. İpime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Sizde ipinizin kalınlığına göre şiş numaranızı belirleyerek modele başlayabilirsiniz. Öncelikle modelimin kısa bir anlatımı için birkaç sıradan oluşan haroşa bir lastik ördüm. Lastiğimi de hem ön yüzden hem de arka yüzden ters olarak ördüm. Modelimizin ilmek sayısı 9 ve 9'un katlarından oluşmaktadır. Artı 4 ilmek modeli tamamlamak için ilave ediyoruz. Birer tane de kenarlara kenar ilmeği ekledim. Lastiğimi ördüm örgümün ön yüzündeyim ve birinci sırasıyla başlıyorum. Kenar ilmeğimi burada örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek ters. 1 2 3 ve 4 4 ilmek ters ördükten sonra 2 ilmeğimin yönü farklı olduğu için çeviriyorum ve bu ilmeklerimin ikisini birlikte sağa doğru bir kesim yapıyorum. Artırma yaptım. Bir ilmek düz. Tekrar artırma yaptım. Arkasındaki iki ilmeği de sola doğru düz örüp kesiyorum. Burası bizim ana modelimiz. Dört ters ördüğümüz yerde ara modellerimiz. Birinci modeli tamamlamadıktan sonra ikinci model için dört ilmek ters. Bir, 2 3 ve 4 arada 4 ilmeği ters ördüm şimdi aynı şekilde tekrar 2 ilmeğimin yönü farklı olduğu için çevirdim ve sağa doğru bir kesim yaptım bir artırma yapıyorum bir ilmek düz tekrar bir artırma ve iki ilmeği birlikte sola doğru düz örüp kesiyorum Sonda kalan artı 4 ilmek eklemiştik. Bu 4 ilmeği de kenarda ters olarak örüyorum. 2 3 ve 4. Kenar ilmeğimi de ördükten sonra birinci sıramı tamamladım. Model sadece ön yüzde kuruluyor. Kenar ilmeğimi burada örmeden alıyorum. Sıra sonuna kadar gördüğümüz bütün ilmekleri ters örüyoruz sadece bu sırayı göstereceğim. Devamında arka yüzden hiçbir işlem olmadığı için sürekli ters örüyoruz. Ön yüzde modeli kuruyoruz. Arka yüze geldiğimiz zaman ilmeklerimizi ters örüyoruz. Şimdi ben bu sıramda ilmeklerimi ters örüyorum ve bu sıramı da tamamlıyorum. Arka yüzden bütün ilmekleri ters ördük. Şimdi örgümün ön yüzünde ve üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldım. Şimdi burada ters ilmeklerim var. Bunları örüyorum. Dört tersle başlamıştık. Şimdi bir, iki, üç ilmek ters ördüm. Burada kalan tek ters ilmeğimi bir alt sırada kestiğim ilmekle birlikte Yönlerini çevirip sağa doğru ikisini birlikte kesiyorum. Şimdi burada artırma yapmıyoruz. Artırdığımız ilmeği düz örüyorum. Hemen düzün yanındaki yerden artırmamı yaptım. Kestim. Artırdığım ilmeği düz ördüm. Şimdi artırmamı yaptım ve ortadaki düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar artırma yapıyorum. Bir alt sırada artırmış olduğum ilmeği düz örüyorum. Şimdi burada iki ilmeği birlikte tekrar arkasındaki ters ilmekle düz olarak sola doğru kestim. Ana modelimi burada tamamladım. Arada iki tane ters ilmek örüyoruz burada. Çünkü bir tanesini de kesmek için ayırdım. 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. Sağa doğru kestim. Artırma yapmadan daha önce artırdığım ilmeği düz örüyorum. Artırmamı yaptım. Düz ilmeği örüyorum. Tekrar artırma yapıyorum. İlmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi sola doğru tekrar bir kesme işlemi yaptım kenarda 3 ters ilmeğim kaldı. Modelime dahil olan 3 ters ve 1 kenar ilmeği. 3. sıramı da ön yüzden tamamladım. Modelin arka yüzünde dediğim gibi ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp tamamlayalım. Modelin 5. sırası ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi burada örmeden alıyorum. Genel ilmeğinden sonra 1 2 3 ilmek ters ördüm Şimdi kesme işlemlerini biz dışarıya doğru bir sağa bir de sola Kesmiştik Şimdi içeriye doğru keseceğiz Bunun için 3 tersten sonra Bir artırma yapıyorum Artırmaları içeride yapmıştık şimdi dışarıda yapıyoruz Artırmamı yaptım Ve 2 ilmeği birlikte sola doğru kestim. Yani içeriye doğru kesmiş oldum. Burada artık artırmamız yok. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Burada bir düzüm var. Bir de kesmiş olduğum ilmek. Bunların yönlerini çeviriyorum. İçeriye doğru kesiyorum. Sağa doğru bir kesme işlemi yapıyorum. dediğim gibi içeride artırma yok. Kestikten sonra şimdi kenarlarda artırmalarımızı yaptık. Burada yaptık sağda. Şimdi de solda bir artırma işlemi yaptım. Devam ediyorum. Aradaki iki ters ilmeğimi örüyorum. Ve yine burada kesme işlemi yapacağız. Öncelikle bir artırma yapıyorum. 2 ilmeği içeriye doğru yani sola doğru kesiyorum. Hiç arttırma yapmadan ortadaki düz ilmeklerimi örüyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi 2 ilmeği sağa doğru içe bir kesim yapıyorum. Kestikten sonra artırmamı yapıyorum. Kenardaki 3 ters ilmeğimi örüyorum. Bir tane de kenar ilmeğim vardı. Bunu da ördüm. 5. sıramı ön yüzden tamamladım. Modelin arka yüzü 6. sırasında ilmeklerimizin tamamını ters örüp tamamlayalım. Örgümün ön yüzünde 7. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi bu kenardaki ters ilmeklerim çoğaldı. 1 2 3 tersle başlamıştık burada. Bir alt sırada artırma yaptığım ilmeğim, bunu da ters olarak örüyorum ve toplamda 4 tane ters ilmeğim oldu. Şimdi mı yapıyorum ve yine 2 ilmeği içe doğru kesiyorum. Burada hiç artırma yapmadan düz ilmeğimi ördüm. Şimdi de bu 2 ilmeği Sağa doğru, içe doğru bir kesim yapıyorum. Artırmamı yapıyorum. Bir alt sırada artırmış olduğum ilmeğim var. Bunları artık ters olarak örüyorum. 1 2 3 4 ilmek ters ördüm. Burada da diğer artırdığım ilmeğim. Şimdi diğer model için artırmamı yapıyorum ve içeriye doğru 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Ortada tek olan düz ilmeğim var. Bunu düz olarak ördüm. Tekrar 2 ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru, içe doğru bir kesim yapıyorum. Kestikten sonra hemen artırmamı yaptım. Bir alt sırada artırdığım ilmeğim de dahil ilmeklerimi ters örüyorum. 1 2 3 ve 4. Kenar ilmeğimi de ördükten sonra 7. sıramı ön yüzden tamamladım. Modelin arka yüzüne geldiğimiz zaman 8. sırada ilmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Şimdi 9. sıra ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi burada örmeden aldım. Ters ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 4 Bir alt sırada artırmış olduğum ilmeğimi de ördüm. Toplamda 5 kenar ilmeğimle birlikte altı oldu. Şimdi öncelikle bir defa artırma yapıyorum. 3 tane artırma olacak burada. 3 tane de ilmeğim kaldı. Bunların bir tanesinin eşi olmadığı için ben bu 3 ilmeği birlikte kesmem gerekiyor. Öncelikle Baştaki ve ikinci ilmeğimi yani 1 ve ikinci ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Öndeki ilmeği sol şişimle arka yüzden, sağ şişimle de ikinci ilmeği ön yüzden aldım. Bir çapraz yaptım. Tekrar şişime bırakıyorum ve bu 3 ilmeği arkasındaki üçüncü ilmeği de aldım. Düz olarak örüp kestim. Ve burada ilmek sayımı 1'e düşürmüş oldum. Kestikten sonra bir artırma daha yapıyorum. İ aradaki ters ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 4 5 artırmaya kadar ters olarak ördüm. Toplamda arada 6 tane ters ilmeğim oldu. Tekrar bir defa daha artırma yapıyorum. Şimdi bu 3 ilmeği yine birlikte kesiyoruz. 1 bir ve 2. ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum. Öndeki ilmeği arka yüzden ikinci ilmeği de ön yüzden şöyle hemen alalım. Şurayı hemen ayarlayayım. Evet şimdi çapraz yaptıktan sonra tekrar ilmeğimi şişimin üzerine bırakıyorum. Arkasındaki ilmekle birlikte bu 3 ilmeği düz olarak örüp kesiyorum. Bir defa artırma yapıyorum. Kenardaki ters ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ters <laughs> ve kenar ilmeği. 9. sıramı da ön yüzden tamamlamış oldum. Modelin arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örelim. Modelin ön yüzünde 11. sırayım. Son 2 sıramız kaldı. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra ters ilmeklerimi örüyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğiyle birlikte 6 ilmeğim var. Şimdi bir alt sırada artırmış olduğum ilmeğim vardı. Şimdi bunlara artırma yapmadan üçünü de birlikte tek tek düz örüyorum. 1 2 bir alt sırada artırdığım ilmeğim bunu da düz ördüm yani ortadaki şu artırmaların üzerindeki ilmekler ve ortadaki ilmeği üçünü düz ördüm şimdi tekrar haroşamızı örüyoruz 1 2 3 4 5 6 6 ilmek ortada ördük Şimdi tekrar burada artırma yaptığımız yerler var. 1 2 ve 3 3 ilmek düz ördüm. Kalan diğer ilmeklerimi ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ters ve kenar ilmeği. 11. sıramızı tamamladık modelin arka yüzünde yani son sırası 12. sırası ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şimdi birinci modelimizi tamamlamış olduk. Üzerine ikinci modelimizi tekrar edeceğiz. Fakat bunun için ben ikinci modelin birinci sırasını sizlere burada göstereceğim. Devamını bir alt sıradan bakarak takip edebilirsiniz. İkinci modelin birinci sırası için Genel ilmeğimi örmeden alıyorum. Başlangıçta 4 ters ilmekle başlamıştık. 1 2 3 ve 4. 4 ilmek ters ördüm. Şimdi ilmeklerimizi öncelikle dışa doğru şöyle açıp kesiyoruz. Benim yönleri farklı olduğu için çevirdim ve öncelikle 2 ilmeği sağa doğru kestim kestikten sonra bir defa artırma yapıyorum. Zaten bu düz örgü kendini takip ediyor. Artırma yaptıktan sonra bunu düz olarak örüyorum. Tekrar bir artırma daha yapıyorum ve iki ilmeği sola doğru kesiyorum. Ana modelim burada tamamladım. Burası birinci modelim. Arada tekrar 4 ilmek ters. 1 2 3 ve 4. 4 tersten sonra yine modele geldim. 2 ilmeğin yönlerini çeviriyorum ve sağa doğru kesiyorum. Kestikten sonra bir defa artırma yapıyorum. 1 ilmek düz. Tekrar artırmamı yaptım. 2 ilmeği birlikte sola doğru kestim. Kenarda 4 ilmek ters. 2 3 ve 4 kenar ilmeğimi de ördükten sonra ikinci modelin birinci sırasında kurmuş olduk dediğim gibi birinci modele bakarak tekrar edebilirsiniz arka yüzden de zaten ilmeklerimizi hep ters olarak örüp devam ediyoruz Evet arkadaşlar modelimizin anlatımını yaptım Umarım anlaşılır olmuştur Özellikle çocuk yelek ve hırkalarında kullanabileceğiniz kolay ve güzel bir model. Yakadan başlamalı yelek ve hırkalarda da kullanabilirsiniz. Ben size yakadan başlamalı yelek öreceğiniz zaman nasıl duracağını da göstereyim. Şu şekilde baktığınız zaman model böyle görünecek. Normal düz klasik yelek ve hırkalar içinde görüntüsü baktığınız zaman bu şekilde görünecek. Kendiniz için de gelek ve hırkalar yapabilirsiniz. Battaniye örebilirsiniz. Bebek battaniyesi. Şöyle modelimizin arka yüzüne de bakalım. Arka yüzden de görüntüsü böyle. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.